Merhabalar, ben Güney Sentürk. Bir videoda da sizlerle birlikteyim. Bugün biliyorsunuz ki 18 Mart şehitlerimizi anma ve Çanakkale Zaferi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Çok güzel bir vatan bıraktılar bizlere. Aynı zamanda şunu da dile getirmeliyiz. Şu an ülkemiz koronavirüsüyle ciddi bir şekilde savaş veriyor. Lütfen devletimizin vermiş olduğu önlemlere uyalım. Sokağa işimiz olmadığı sürece çıkmayalım. Topluluklardan kaçınalım ve sürekli elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sürekli temiz olalım ki biz de taşıyıcı olmayalım. Virüs değil. Virüs dolaşmıyor. İnsanlar dolaşıyor. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Hassasiyet göstermeliyiz bu konuya. Zaten devletimiz gereken önlemleri alıyor. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmakla yükümlüyüz. Çünkü ciddi bir salgın var. Sadece Türkiye'nin başında değil, tüm dünyanın başında böyle bir sıkıntı varken herkes hassasiyet göstermek zorunda. Lütfen bu hassasiyeti gösterelim. Evet, şimdi videomuza geçelim. 11. bölümle sizlerle birlikteyiz. Son iki maçımızda Borussia Dortmund'a deplasmanda 4-0 yenilmiştik. Göztepe ile 0-0 berabere kaldık. 5 maçtır yenemiyoruz. Bir sıkıntılar var takımda. Şu an milli takım arasındayız. Sakatlarımız var ve Trabzonspor maçına kadar sakatlarımızın belli bir kısmı dönecek ve Trabzonspor maçıyla kendi evimizde başlayacağız. Ben yine aralarda herhangi bir şey olursa, önemli bir şey olursa sizlere döneceğim. Aksi halde direkt maçta. Son beraberlikle Galatasaray yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Yani aslına bakarsanız 12 maçtır yenilmiyoruz ama 5 maçtır da yenemiyoruz. Şu an 26. sıradayız. Mağlubiyetimiz yok. 5 beraberliğimiz var. Fenerbahçe 1. Arada 1 puan fark var. Arkamızda hemen Trabzonspor var ki rakibimiz Trabzonspor şu anda. Trabzonspor bizi yendiği takdirde üstümüze çıkacak. O yüzden önemli bir maç. Evet, Onyekuru takımla antrenmanlara başladı. Evet, Trabzon maçına hazırız. Kadromuzu şu şekilde hemen aktaralım. Muslera, Mariano, Lindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Zarakko, Almada, Onyekuru, Radamel, Falcao 11 ile çıkıyoruz. Bu maçı mutlak almamız gerekiyor. Evet, başladık bakalım. Umarım galip olarak ayrıldığımız bir maç olur. Şöyle biraz değiştirelim. Evet, iyi orta Falcao. Bir daha. Ah. Ay. Bu arada Uğurcan da çok iyi bir kaleci. Umarım bu maçta onu galip bu maçta onu umarım gol atabiliriz onu umarım. Evet. Pozisyon heyecanı. Hadi oğlum iyi orta. Ya Saracchi orta yapmıyor musun ya? Ben anlamadım ki seni ya. Geçen Dortmund maçından sana çok bir sayarım. Evet, kontra atak diyoruz. Çok tehlikeli geldiler. Aman 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 aman. O kadar belliydi ki. Kim onu yatan? Duyundamam mı? Marcao. Arkasından gelen yine bir Saracchi, değil mi? Evet ya. Daha bugün işte kovacaklar bizi galiba. Yani aslına bakarsan
İyi şut atıyoruz. Bak yani şöyle. Ama gol yollarında sıkıntımız var. Kendi evimizde bunu mutlaka almamız lazım. Evet. Vur şimdi. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok akıllı bir gol attık. Yani böyle işlenmiş bir gol. Bakın tık. Tık. Süper. Bakın Falcao, o da aradan çok iyi bir gol. Yani atmak istediğim bir gol. Bunları çok yapmak istiyorum açıkçası. Bravo. Evet, iyi orta bir daha. Offside. Evet, 13 şut atmışız kaleye. 6'sı kaleye bulmuş. 4 tane şut yemişiz. 1 tanesi kaleye bulmuş. O da gol olmuş. Trabzonspor'da. Devam edelim. Yani bunu da agresif konuşalım. Performansınızdan memnun değilim diyelim. Bu şekilde devam edelim. İkinci yarıya daha henüz bir değişiklik yapmayacağım. Evet. Dakika var. Ay çok iyi geldik. Daha 22. saniyede golü bulabilirdik. Evet seri. Şimdi ve gol. Offside var mı? Yok. Ay. Evet, nasıl biliyorum ama. Nasıl biliyorum ama offside. Evet. Oradaki arkadaş kimse. Evet. Ya gol gelecek ya. Gol. Ay nasıl kaçıyor bunlar ya? Ay Allah'ım ya. Atamayana da atarlar şimdi. Ekuban girdi mi? Hayır, Ekuban çıkmış. Evet. Vur. Ulan ya bak şimdi ha. Bakalım neler yapabiliriz. Neler yapabiliriz. Yani çok da şey yok ama. Yok ya, değiştirmeyeceğim şu anda. Bir evet, Falcao 75 daha var, oynar oynar. Devam edelim. Biraz devam edelim. Biraz devam edelim. Duruma göre ikileyeceğim forveti. Evet, şimdi öncelikle Mustafa Kapı'yı seriyle yer değiştirtelim. Mustafa Kapı'dan umutluyum. Evet. Ya Marcao ya. Ay. Evet, kimsenin cesaret edemeyeceği şimdi bir şey yapıyoruz. Florandone'yi Lemina ile yer değiştiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz.
Hücum diyoruz. Onyekuru'yu da şöyle yapalım. Top içeri kat etsin. Çok şut çeksin. Evet. Devam edelim. Evet, Almada'ya da bakalım son dakikalarda. Topu ayağında tut. Evet, boş olanı koşu yap. Devam edelim. Zarakko'da abicim içeri kat etsin. Hücuma fazla çıksın. Dar alanda oynasın bu vatandaşımız ve devam edelim. Andone ise evet, hücuma çıksın. Daha fazla toplu koşuyu azaltalım. Şut çeksin. Dikine pas atsın. Tamam. Radamel Falcao. Topu ayağında tut. Topu geniş alanda oynasın. Geniş alan. Toplu koşuyu azaltsın. Şut çeksin. Dikine pas atsın. Ve değişiklikleri oynağıyla ve başla. Evet. Pozitif futboldan hücum ağırlıklı ve direktiflerden de ileri çıkın dedik ama bitti maç ya. Evet, son dakika. Ne oldu ya? Ya 84'te ayar yaptım. Bir anda 90'a geçti maç. Ben çözemedim arkadaş ya. Yok be. Bu maçta da yok. Kazanamadık. Hoca bitirme. Hoca bitirme. Belki gol atarız hocam. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Son saniyeler. Son saniyeler. Ah. Olmadı. Ay 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 ay. Yani 24 şut, 11 isabetli. Toplu oynama %53. Ya nasıl gol olmuyor ben çözemedim arkadaş. Ben çözemedim ya. Evet, yine 1-1 berabere kaldık. Olmadı. İyi oynadığımız bir maçtı ama yine galip gelemedik. Gol atamadık. Bu sefer asistanı gönderelim. Evet, son puan durumu Fenerbahçe, Beşiktaş 30 puanda, biz 27 puandayız. 26 puanda da Trabzonspor. Oldukça çekişmeli geçen bir lig görüyoruz. Bu da bizim hoşumuza gider. Evet, kötü bir haberle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Lemina sakatlandı ve 6-7 hafta, yaklaşık 2 ay bizlerle birlikte olamayacak. Ve Benfica maçından önce bu çok kötü oldu. Evet, Benfica maçının ilk 11'i şu şekilde. Muslera, Mariano, Luindama, Marcao, Seri, Sosa, Zarakko, Almada, Onyekuru, Radamel Falcao. Yani bu maçı da alamazsak büyük ihtimal bizi yönetim gönderecek. Bu bir kesin yani. Bu maçı o yüzden mutlaka almamız şart. Evet, iyi başladık. Bak, konuşmadım 45 saniye boyunca. Radamel Falcao golü attı. Çok iyi bir goldü. Yani şu golleri yapmaya başladık ama sürekliliğimiz yok. Yani özellikle sol kanattan iyi geliyoruz. Saracchi vurdu kaleciden de topu. Falcao tamamladı ve 1-0. Yani bu maçı böyle bitirirsek UEFA'ya gitme şansımız olacak. Ama bu maçta yenilirsek bizim işimiz çok zor. Evet, yine iyi bir top. İki yap. Ay. Onlar da çok tehlikeli geliyorlar.
Yani geldiklerinde tehlikeli geliyorlar ve daha dakika 6 bakın, yani çok pozisyon oldu. Bu maçta çok pozisyon olacak büyük ihtimal. Ve çok hızlı Rafa. Sol onların sol kanatları oldukça hızlı. Allah'tan övdük yani takımımızı. Sadece 12 dakika dayanabildik. Yani 2'yi de yiyeceğiz bugün işte yani. Şu Rafa çok tehlikeli ya. Ay, ne yapıyorsun ya? Rafa. Hep Rafa yani. Grimaldo. Oy. Evet, bir korner. Aman aman çocuklar. Hadi çocuklar ya, bu maçı alalım ya. Ya nereye atıyorsun? İleri oyna ya. Evet. 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 Bravo. İyi paslaşmalar. Evet. Süper. Şimdi yorta. Vur kafayı. Ay sizin ben ya. Abi eğleneceğiz ya biz bugün işte. Yani UEFA UEFA hak götüre. Tamam vur işte. Vur bir daha lan. Tamam vur. Lan vur. Ben mi vurayım ya? Ben mi vurayım? Yeter ya. Lanet olsun ya. Ya biraz taktik yapacağız. Almada'yı da düzenleyelim. Topu ayağında tutsun. Dikine pas atsın. Mevkiden bağımsız oynasın. Sert olsun. Buradan da hücuma çık. Topu içeri kat et. Dar alanda oynasın ki hücuma çıkarken içeri girsin. Dikine. Merkeze orta yapsın. Ve devam edelim şu anda.
Hadi oğlum, hadi çık be, çık yeter ya. Voley çekiyorlar ya. Yürekli oynayın oğlum. Dört oldu. Florin Andone. Evet. Şöyle yapacağım. Yapacak bir şey yok. Gol bulmam lazım. Golü böyle bulacağız. Andone, çalışkan forvet, hücum. Yani ya Herro ya Merro yani. Çekinecek bir şey yok şu saatten sonra. Zaten yeniliyoruz. Abi adamlar çok iyi ya. Şu Rafa denilen herife bakar mısın ya? Neler yapıyor ya? Evet. Ya işte bak bir Rafa'ya bak. Abi de biz aldığımız Zarakko'ya bak ya. Abi Zarakko ilerleyen dönemde çok daha iyi olacak ama zamana ihtiyaç var. Almada da öyle. Ama böyle kaçırdığı zaman üzüyor tabii ki de. Evet, yine Andone. Oy! Ne gol attım. Onyekuru. Evet, izleyelim. Bu gol izlenir. Andone bir şeyler kattı. 2'den oradan geliyoruz. Onyekuru'ya. Onyekuru uzaktan ve gol. Devam. Bozmak yok. Bu maçı alacağız. Tamam, çık abileri. Yorula neden? Radamel Falcao bitmiş ya. Kimi alacağız? Mustafa Kapı'yı alacağız. Yapacak bir şey yok böyle. Devam. Evet, pozitif futboldan hücum ağırlıklı diye çıkacağız. Devam edeceğiz. Oynayacağız. Lan 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 dur. Biz yanlış adamı çıkardık. Dur bir saniye pardon ben diyorum ya yanlış yaptık. Radamel Falcao'yu çıkartacağız. Aldığımız adamı geri aldık. Son anda uyandım. Evet. Son anda uyandım. Heyecandan çünkü gol bulacağız diye inanıyorum. Şimdi onayla. Evet. Hadi be. 2 dakika mı? Allah belanı versin hakem senin. Allah senin belanı versin. 2 dakika uzattı ya. Of. Evet yine 2-2 kaldık. Yapacak bir şey yok. Yani en azından yenilmedik ne diyelim. İddiamızı asistanı gönderelim. Şimdi bakalım Radamel Falcao gol orucuna son verdi diyor. Şurada bir Şampiyonlar Ligi'ne B grubuna bir bakalım. Yani UEFA'ya gitme şansımız hala var. Hala var. Son maça bakalım. Biz Paris Saint-Germain'i orada yeneceğiz. Benfica'da Borussia Dortmund'la ne bileyim biraz zor gibi geldi. Yapacak bir şey yok. Radamel Falcao'yu da dinlendireceğiz şimdi. Rize Spor maçında. Evet 11'imiz bu şekilde. Mustera, Mariano, Lindamo, Marcao, Saracchi, Sosa, Seri, Zarakko, Almada, Florin Andone, Radamel Falcao biliyorsunuz ki az önce de bahsetmiş olduğum gibi kondisyon sorunu var. Ve Lemina'nın da sakatlığı devam ediyor. Yaklaşık 6 hafta yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam ediyoruz.
Evet bakalım. Yani bu maçı da alalım değil mi? Yani artık yenmemiz gerekiyor. Yani bu maçı almamız gerekiyor. Yoksa gerçekten kovacaklar bizi. Evet sol kanattan yine. Evet iyi orta. Florin Andone golü atıyor. Dakika 8. Bravo. Yine sol kanattan geldik. İyi geldik. Sosa'nın uzun topu. Onyekuru. İyi orta. Andone'nin kafası. Andone bu maçta iyi oynarsa artık kesmeyebiliriz yani Falcao'nun yerine. Oynatabiliriz. Bir daha orta. Evet, tehlikeli gelecekler gibi. Aman, aman. Umar Amino. Yani yine defansa doğru çekirdik gibi. Evet, Marcao ile geliyoruz. Ver artık pasını. Bravo Zarakko. Evet, offside yok. Onyekuru kaçırdı. Evet. Hadi be. Yani orta saha hakimiyetini kaybettik gibi duruyor ama bak, iyi paslaştılar. Ve Umar da iyi geliyor ha. Rafa kadar olmasa bile. Offside. Offside yok muydu orada? Evet. Ah be. İyi pozisyonda. Ya Onyekuru at artık be kardeşim be. At be. At be. Evet şimdi orta. Hadi Mariano. Ya vurun şu toplara be kardeşim be. Vurun be. Eh be kardeşim be. Kaleyi gördüğünde vur. Hadi. İlla yapacağız bunu. Vurmuyorlar abi ya. Onyekuru, evet. Şimdi. Devam edelim. Hiç bozmuyorum. İleri çıkınla. Evet. İyi orta. Ya ikiye atın Allah rızası için de rahatlayalım ya. Evet, rahatlayalım yeter ya.
Bizim genci alalım artık yani, Mustafa Kapımızı alalım. Mustafa Kapıyı Sosa'nın yerine alalım. Ben Mustafa Kapıyı oynatmak istiyorum. Yani ondan verim almak istiyorum. Genç oyuncuları oynatmak istiyorum. Özellikle yaptığımız iki oyuncu da genç. Evet, Andone sakatlandı. Falcao'yu alacağız. Yapacak bir şey yok. Ve Mustafa Kapı mükemmel bir gol attı. Evet. Gençler bizim her şeyimiz. Mükemmel bir gol. Evet. Şöyle yapalım. Lan Onyekuru, lan Onyekuru. Bir bakalım, bir tane daha değişiklik yapalım. Zarakko'nun yerine Yunus Akgün alalım. Evet. Yani çok şut atmışız. Yani 24 şuttan 13'ü kaleye buluyor. Burada 2 tane bulmamız, yani 2 gol bulmamız sıkıntı. Daha çok bulmakta fayda var. Daha çok gol atmamız lazım. Evet. Bu maçtan 2-0 galip ayrılıyoruz. En sonunda galibiyeti aldık. En sonunda aldık. Evet, takım konuşmasıyla çok güzel bir zafer diyelim. Uzun zamandan sonra 3 puan nasılmış diye sormak istiyorum aslında futbolculara ama soramıyoruz. Evet. Şu an yani maç fazlasıyla öndeyiz. Şöyle bakalım. Galatasaray ligin zirvesine oturdu normal olarak. Florin Andone sakatlandı. Kaç maç arkadaşlar? Kaç maç? 1-2 gün çok fazla bir şey değil. Bir sonraki bölümde Sivas. Büyük ihtimal 4 maç yaparız bu sefer. 3 maç yapıyoruz mesela bu videomuzda 3 maç. Sivas, Kayseri, Paris Saint-Germain ve Beşiktaş maçıyla videoyu sonlandırırız o maçta. Şimdi yavaş yavaş bitirelim. Burada neler varmış onlara bakalım. Mustafa Kapı ilk golünü attı bizde. Bravo Mustafa Kapı'ya. Evet bakın, yani biz ne diyor? Günay Esentürk yeni yüzler peşinde. maçtır yenilmiyoruz ligde. Bu çok önemli. Gerçekten benim için önemli. Evet. Toplantıyı da asistana gönderelim bu sefer. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu sonlandırıyoruz. Abone olmayı unutmayalım. Yani sizden her zaman destek bekliyorum. Desteğinize ihtiyacımız var. Maç sonlarında canlı yayınlar yapıyoruz. Maçları değerlendiriyoruz beraber burada. Konferans görüşmelerine başladık. Sizlerin de burada bize destek vererek yardımcı olmanızı istiyorum. Lütfen abone olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.